Evet arkadaşlar, herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Şubat ayının son günü koşulmasını beklediğimiz Bursa çalışmam bitmiştir. Gerçi bu Bursa'ya ben oyun oynamayacağım. Bilginiz olsun. Sadece tuttuğum isimleri burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendimi ölçmek için, sınamak için. Çünkü Türkiye programı bende biraz zayıftır. Bunu beni tanıyan dostlarım bilir. Yine de bir yarın akşam geldiğimde sonuçta bana iş olsun, yaptığım tahminimi kendim kontrol edip nasıl bir performans sergilediğimi düşüneceğim. Şimdi 9 programlı bir Bursa koşusu söz konusu ki 2 altılı mevcut. Altının ilk ayağı da bir maiden koşu ile başlıyor. Burada arkadaşlar benim gözüme direkt çarpan iki isim var. Onları da bir kontrol ettim açıkçası. Bunun bir tanesi Saadettin Boyraz'ın kardeşinin antre etmiş olduğu bir isim var burada ki Saadettin Boyraz'ı da üstünde görüyorum. Girgin Ekürüsü'nün bir atı. 7 numaralı Master Queen'den bahsetmek istiyorum. Bu isim son koşusunu Kocaeli 1200 pistte Mehmet Kaya ile koşmuştu. İkincilikle ayrılmıştı o koşuda ki zaten King Uraz o koşuyu kazandıydı ve yanılmıyorsam bir 7-8 boy farkla kazandıydı. Çok rahat bir performans sergilemişti. O gün için o ismi geçmesi mümkün değildi bence. Bugün Saadettin'in binmesi, Boyraz ailesinin bu atın üstünde olması beni bu isme biraz daha itti. Ve benim alternatif banko adayım oldu. Daha sonra burada şu yarış neydi? Kadir Yılmaz mıydı? Neydi? Bir apranti vardı. Kürşat Yılmaz'dı galiba. Bir Kayalar'ın antre etmiş olduğu bir isim var burada. Bir altıncılık yaptı. Hızlı Melek. Bu isim orada Kadir Kasım neyse işte. O arkadaşla bir şey gördüydü, koşu gördüydü. Bugün de üstünde ben Halil Kaplan'ı gördüm. Ya muhtemelen burada koşuya gidecekler ama kazanırlar mı bilmiyorum. İkinci ismim. Daha sonraki tuttuğum isimler arkadaşlar 2, 13 ve 8 numaralı isimler oluyor. Yani ben de burada 7 çok ön planda duruyor. Rakip olarak da 4, 2, 13 ve 8 numaralı Moonpower diyorum. Altının ikinci ayağına şöyle bir baktığım zaman da şartlı 4. Yamak 1'lere mahsus bir koşu söz konusu ki mesafe 1800. Burada iki ismi çok ön planda tutuyorum. Biri 5 numaralı Tivatlı Kürşat Yılmaz ile diğeri de 4 numaralı Lebron. Yani seviye ve kalite olarak bu grubun üstünde olduklarını düşünüyorum. Ve bu koşuda başarılı bir koşu koşmalarını bekliyorum. Eğer bu iki isim apranti hatasından ya da koşuda iyi performans sergilemezlerse sigorta olarak 1 ve 7 numaralı isimlerin burada devreye girebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Altının 3. ayağına baktığımız zaman bu 7'li plase ayağı da galiba. Burada bana neden karışık geldi bu koşu bilmiyorum da 2 numaralı Madame Ludima'nın bilmiyorum normal şartlarda bu grubu geçmesini düşünüyorum. Alternatif banko adayım. Rakip olarak da 6 ile 7'yi düşünüyorum kuponu daraltmak amacıyla ama 5 ve 1-3'ün de burada 4 kadar şanslı olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. Yani burayı 3 at tutmasam bu ayak kapanacak gibi bir şey. Herhalde ben kapanacak diye tutuyorsam bu ayak burada da favori gelir diye düşünüyorum. Benim kapattığım ayaklarda favoriler geliyor çünkü genelde. 6'nın 4. ayağına baktığımız zaman ilk ayağının da ikinci altının da başlangıç ayağı. Burada bence ilk iki at hariç 3, 4, AGF'de 3, 4, 5 sırada olan atları yazmanızı tavsiye ederim. AGF tablosu önümde olmadığı için bunu söylüyorum. Çünkü yarışı kazanmaya yakın olan isimleri daha sonradan sinyal geldiğinde oynanmaya başlanılıyor ve AGF tablosunda bu tip koşularda 3. 4. ve 5. sıradaki yerini alıyor. Yani AGF tablosunda 3. ve 4. sırada olan ve %10'un altında tek rakamlı hanede olan
İlk atları yazmanızı tavsiye ederim bu tip koşularda. İstatistikler olarak o şekilde geliyor. Ben de tablo olmadığı için ben sıralama vereceğim. 3 numaralı Levin Bal benim burada favori ismim Halil Kaplan ile. 6.lığında koşu gördü. Yani bu Kabakum'da da gideceğini düşünüyorum ben bu ismin. Rakip olarak da 2-4-1. Daha sonra da alttan 14 numaralı Can Hiraç'la 8 numaralı Fıstık Can tutuyorum. Yani burada 3 önde bende 2 4 1 14 8 daha sonraki ihtimaller. Altının 5. ayağına geldiğimiz zaman burada da bir handikap 17 koşu söz konusu. Maalesef burayı da kalabalık tutmak zorunda kaldım. Burada da benim favorim 2 numaralı Ozgan. Bu maşallah hep de Kürşat Yılmaz çıkmış ya. Ya bu çocuk bir tane alsın şükretsin. Bu kadar koşu nerede alacak? Nasıl oluyor da bende favori çıkıyor bu isimler anlamadım ya. Yani bilmiyorum. Bu beşinciliği çok iyiydi arkadaşlar. Yani aradan sonra İstanbul'da sentetik pistte bir beşincilik yaptı Mahsun Demirbaş'ta. Yani yarışı kazananların hemen tepesinde bitirdi. O gün için 39-70 ganyanı vardı ve %1 AGF oranı vardı. Yani at çok iyi koştu açıkçası. Ki o koşu zaten kısa vardı. 8 koşuydu. Şimdi buraya kalkmış handikap 17'ye gelmiş. Yani nasıl favori vermeyeceksin de Kürşat Yılmaz kim? Ben her yerde Kürşat Yılmaz çıktı. Şaşırdım kaldım ya. Pek takip de etmediğim için. Yani bu isme şöyle bir analiz edelim. Bursa'da koşmuş olduğu 24 tane yarış var. Bir tane birinciliği var. Böyle bir atın sahibi böyle bir adama veriyorsa ne bileyim ben yapacak bir şey yok abi. At sahipleri de ilginç. Rakip olarak da 1, 3, 4, 5, 10 ve 8 numaralı isimleri önerebilirim burada. Yani 8 numara Özgür Fatih, Nurettin Şenler'in iki tane atı var. Biri 7'li plas ayağında koşuyor. Biri burada koşuyor. Belki Nurettin Şen bu isimlerden birini içeri atabilir arkadaşlar. Burada da zaten bu isim sentetikten geliyor. Handikap 21 koştu. Yedincilik gerçekleştirdi ki pek inanmamak lazım o koşusuna. Normal şartlarda çimci bir isim gibi görünse de genelde bu tip koşularda kalkıp da kumda koşmayan isimler de geliyor. Altılı da cazipleşiyor. Yani sonuçta biri antrenör, biri jokey bu atın bu piste gidip gitmeyeceğini onlardan iyi bilemeyiz. Koşturduklarına göre vardır bir bildikleri. İki önde, bir, üç, dört, beş, 10 ve 8 daha sonraki ihtimaller. Altının 6. ayağına geldiğimiz zaman burada ben arkadaşlar 5 numaralı Naki Run'ın bu grubu geçmesini düşünüyorum. Benim Bursa programında 1. ve 2. altılı da en güvendiğim isimdir. Son kısa vade 8 koşusunda yine Halil Kaplan vardı. İzmir'de koşmuştu ki mesafe o zaman 1200 metreydi. Yani bu 1200 ve 1400 mesafelerde başarılı koşan bir isim ve koşuyor. Yarışı kazanan Invasion'ın ki Özcan Yıldırım'la uzak çekmişti o gün. Arkasından ikincilikle tamamladı. Yalnız Nakiran Halil Kaplan ile o koşuda hatırlıyor musunuz bilmiyorum izlediniz mi yarışı ama 4 boyda startta kalmıştı arkadaşlar. Gerilerden gelip ikinciliği kurtardı Last Change Lady'yi geçerek. Yani burada bence grup çok kendisine göre ideal gibi görünüyor. Yani normal şartlarda Halil Kaplan eğer akıllı bir biniş sergiler startta da bu sefer oyalatmazsa gene Halil Kaplan'ı bindirmişler. Yani o gün için herhalde bir terslik oldu ki Halil Kaplan'ı bindiriyorlar. Çünkü ben bu atın sahibi olsam start sıkıntısı varsa eğer Halil Kaplan da bu atı starttan çıkartamıyorsa mutlaka başka bir jokey ile şansımı denerdim. Demek ki o gün için bir sıkıntı oldu starting box'ta. Ondan 4 boy startta kaldıklarını düşünüyorum. Bence yarın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim Banko ismim arkadaşlar. Altının 7. koşusuna geldiğimiz zaman iki ismin dışına çıkmayacağını düşündüğüm bir koşu. Birisi gündüz kuşu ki gündüz kuşu son beşinciliği grup 3 koşudaydı. Yani şimdi at üst üste birincilik gerçekleştirdi. Kısa vade koşularda
bir birinciliği olduğunu da biliyoruz. Bursa'da kazanmıştı kısa vade. Ama grup 3 olunca biraz ağır geldi açıkçası. Bu İzmir'de Vali Kupası koşusu koşmuştu. Ama gerçekten de başarılı koştu. O yalan yok. O gün ben gündüz koşunu, o günkü kazanan isim kimdi bilmiyorum ama onun yanında iki at geçmiştim. Gündüz koşunu ben orada da yazmıştım. Sonuçta dişi bir isimdi ve o kadar atın o kadar atın erkek atın içerisinde gerçekten başarılı koştu. Ben burada alternatif banko adayı olarak düşünüyorum. Çünkü o koşusunda pek fazla da hırpalanmadı. Tolga Yıldız ile bu koşuyu da kazanabileceğini düşünüyorum. Rakip olarak tek bir rakip önereceğim. O da eğer ki gündüz kuşu kötü koşarsa bir numaralı Saluki olabilir arkadaşlar. Altılının 5. ayara geldiğimiz zaman burada tuttuğum isimler 7-1, 10, 6 ve 12 numaralı isimler. Altının son ayara geldiğimiz zaman da cadı kazanı burası. 2 numaralı Peter Pan's Dream önde tuttuğum bir isimdir. Rakip olarak 1, 4, 3, 5, 9, 8 ve 6 numaralı isimleri geri planda tuttuğum isimler. Benim Bursa çalışmam bu şekilde arkadaşlar. Şablonum da bu şekilde. Gerçi oynamayı düşünmüyorum ama yani belki fırsatım olursa ikinci altılı da oynama ihtimalim olabilir ki altının ilk iki ayağını çok at geçip üçüncü ayakta beşi tek bırakıp üçüncü ayakta 7-1 geçip yani beşinci ayağı bilmiyorum maiden koşuyu ne yaparım sonaya. Yani kurgumda beşinci ayak hariç gördüğünüz o kurguyu değerlendirmeye alıp bir ikinci altılıyı deneyebilirim diye düşünüyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.